Neler olup bittiği konusunda o adres bizim için hayati, o adres bizim için kritik, Türkiye için kritik neden olduğunu anlayacaksınız. Meral'dan Yıldız sendeyiz. Evet Can Coşkun, aslında tüm Türkiye'nin gözü bu deprem bölgelerindeydi. Acaba seçime katılım oranı nasıl olacak? Gündemin asıl sorusuydu. Biz bugünkü sabah saatlerinde yaptığımız canlı yayınlarımızda Hatay'ın İskenderun ilçesindeydik. İskenderun görece şu anda bulunduğumuz Antakya lokasyonuna göre biraz daha iyi durumda olan bir yer ama Antakya'yı biliyorsunuz uzun zamandır, yaklaşık 3 aydır biz bu noktadayız. Sözcü televizyonu olarak burada Hatay'da, Antakya'da vaktimizi geçiriyoruz. Hep nasıl bahsettik Can Coşkun? Sürekli ısrarla söylediğimiz şey buranın bir hayalet şehre dönüştüğüydü ve burada artık kuşun bile uçmadığından söz ediyorduk ve bugün aslında kameraman arkadaşım Tarkan Buharalı ile birlikte karşılaştıklarımız ikimizi de, daha doğrusu buradaki herkes olduğu gibi, çok duygulandırdı. Şimdi onun yanıtını, seçime katılım oranını kuş bile uçmayan Antakya'da şu anda durumun nasıl olduğunu göstererek yanıtlamış olacağım. Dediğim gibi kameraman arkadaşım Tarkan Buharalı sizlere hemen göstersin. Bakın, gördüğünüz gibi Antakya normal şartlarda, Antakya'da evinde oturan tek bir kişi bile bulmak şu an için mümkün değil. İnsanlar burada yaşamlarını geçirmiyorlar. Daha çok çevre illere gittiler, çevre illere akın ettiler. Ancak şu anda gördüğünüz gibi o için akın akın bu noktalara gelmeye başladılar. Biz şu anda Mustafa Kemal Akbay İlkokulu'nun hemen önündeyiz. Burada şu anda konteynerlarda seçim işlemi gerçekleşiyor. Seçmenler konteynerların içerisinde oy kullanıyor. Burası bir yandan çok sıcak. Hayli sıcak seyrediyor Antakya ilçesi özellikle. Yine bu noktada bu konteynerların içinde oy kullanmak da hayli sıkıntılı ve buna dair fenalaşan hatta bir vatandaş da oldu İskenderun'da. Çünkü bu sıcakta, gerçekten dayanılmaz sıcakta, konteyner içerisinde oy vermekte biraz zorlayıcı oluyor. Neden konteyner içerisini tercih ediyorlar? Elbette bunun yanıtı da hasar gören okullarla ilgili. Hasar gören okulların ardından hemen o okulların önüne konteynerler yerleştirildi. Yaklaşık 155 konteyner bulunuyor şu anda olduğumuz Antakya'da ve içerisinde hepsinin 2 adet kabin var. O kabinler de seçmenler oylarını kullanıp ardından masaların üstündeki sandıklara atıyorlar oy pusulalarını. Şimdi şöyle bir durum da var. Az önce söyledim, Antakya normalde kuşun bile uçmadığı bir yer. Ama bugün o kadar hınca hınç kalabalık ki, kameraman arkadaşım Tarkan Buharalı'yla hemen okulun önüne gidelim. Size ben trafiği de göstermek istiyorum. Az önce bu trafikte yarım saat geçirdik. Normalde Antakya'da çalışanların haricinde hiçbir şekilde araç görmek dahi mümkün değilken, bugün seçim nedeniyle binlerce vatandaş buraya adeta akın etti. Elbette bizler buralarda konuşmalara da şahit oluyoruz ve onlar da çok dikkat çekici. Şunu da söyleyelim, 3 ay sonra ilk defa burada yakınlarını görenler var. 3 ay sonra memleketlerine, oturdukları bölgelere geldiler. Şu anda hatta ben bunları anlatırken sizler trafiği de görüyorsunuz. Bakın, Antakya'da hiç 3 aydır rastlanılmayan bir tablo bu. İlk defa böyle bir trafikle karşılaşılıyor ve Hataylılar diyorlar ki biz Hatay'ı terk etmedik. Biz Hatay'ı bırakmadık. Hatay'ı yeniden inşa edeceğiz. Burada yeniden yaşayacağız, yeniden buraya geleceğiz diyorlar. Ve görüyorsunuz trafiği şu anda o kadar kalabalık ki inatsanız yere düşmeyecek durumda. Okulun hem içerisi hem dışarısı. Şeyi söylüyorduk, burada insanların birbirleriyle olan konuşmalarına, diyaloglarına şahit olduğumuzu söylüyorduk. Özellikle inşallah bir daha birleşeceğiz, burayı yeniden kalkındıracağız, birlikte el ele olacağız diyorlar. Çok duygusal anlar yaşanıyor burada Can Coşkun. Tam 3 ay önce, yaklaşık 3 ay önce vatandaşlar yaşanan depremin hemen ardından yıllardır yaşadıkları, doğup büyüdükleri bu Antakya'yı terk etmek zorunda kaldılar. Yine burada çadır sayısı dahi çok az çünkü vatandaşlar gerçekten bu noktadan ayrılmak zorunda kaldı. Burası deprem bölgelerinde en çok etkilenen nokta. Hatta şu anda hala, kameraman arkadaşımla biraz yürüyelim, hala burada yankılarını görmek mümkün. Biraz etrafa baktığınızda da bunu çok net anlayabiliyorsunuz. Ayakta kalan binalarda bile çok fazla hasar var. Dolayısıyla 3 aydır bu insanlar arkadaşlarını, dostlarını, komşularını görmüyorlar ve 3 ay sonra ilk defa, 3 ay sonra ilk defa bugün seçim vesilesiyle herkes akrabasını, arkadaşını, eşini, dostunu gördü. Şöyle de bir durum var. Yine buraya gelenler çok farklı illerden
geldiler Can Coşkun. Bahsettiğim öyle çok yakın iller de değil aslında. Özellikle mega kentten gelen, Ankara'dan gelen, tekerlekli sandalyesini alıp gelen, şuraları da gösterelim Tarkan, tekerlekli sandalyesini alıp gelen çok sayıda vatandaş var. Yani çok sayıda olumsuzluğa rağmen demokratik haklarını kullanmak amacıyla vatandaşlar oy verebilmek için işte bu noktalara geldiler. Hatay dediğimiz gibi hayalet şehir olarak adlandırılan bir yerde, özellikle Antakya bölgesi hayalet şehir olarak adlandırılan bir bölgeydi. Fakat 3 ay sonra ilk defa bu kadar kalabalık, 3 ay sonra ilk defa bu kadar insan yüzü görüyor. Otogarlar tıklım tıklım Can Coşkun. Biliyorsunuz buradaki havalimanının kapalı olması nedeniyle vatandaşlar yine araçlarına yöneldi. Aracı olmayan otobüsle gidip gelmeye çalışıyor. Bu da elbette trafikte sıkışıklıklara da neden oldu. 3 ay sonra Hatay ilk defa böyle bir trafikte karşı karşıya. 3 ay sonra Antakya ilk defa bu kadar insan yüzü görüyor. İnsanlar 3 ay sonra ilk defa eşleriyle, dostlarıyla yeniden buluşuyorlar ve gerçekten inanılmaz duygusal anlar yaşanıyor burada. Elbette buna vesile olan şey de seçim. Dediğimiz gibi herkesin gözü kulağı buradaydı. Deprem bölgelerinde, özellikle deprem bölgelerinde seçmenlerin katılım oranının ne olacağı merak ediliyordu. Ancak Antakya'ya bakıldığında bunun yanıtını çok net bir şekilde verebiliyoruz. Dediğimiz gibi Antakya artık hayalet olarak adlandırılan bir noktayken şu anda binler buraya akın etmiş durumda. Trafik kilit düzeltiyorum. Yollar kilit, trafik kilit. Aynı zamanda okullar çok kalabalık. Bu da elbette vatandaşların seçim için hemen bu noktalara geldiğini ispatlıyor. Biz İskenderun'daydık. Kameraman arkadaşım Tarkan Buharalı ile birlikte yine ilerleyen dakikalarda farklı noktalara gidip farklı bölgelerinde nabzını tutmaya ikimiz birlikte devam edeceğiz.